Merhabalar. Fen bilimleri 2. ünite tüm örnek soruların ve LGS'de çıkmış soruların çözümleriyle yine birlikteyiz. 2017 LGS örnek sorusuyla başlayalım. Öğrenciler DNA modeli hazırlamış. Sembollerle gösterilen bazı eşleştirmeleri dikkate aldıklarında öğrencilerin hazırladığı aşağıdaki DNA modellerinden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar neydi? Adenin karşısına timin, guanin karşısına stozin gelecekti. Yani elma çilek Üzüm, armut, çileğin karşısına elma gelebilir, armutun bu olabilir. A B B A E K K E olabilir. Baktığımız zaman arkadaşlar yatay çizgi dikey çizgi, boş, çember, dolu çember, yatay çizgi boş çember olmaz, dikey çizgi olacak. Hangisi yanlıştır? C şıkkı yanlıştır. D'ye de bakalım. 1 2 3 4 4 3 1 2 gelebilir gelemeyecek olan C şıkkı. İkinci soruyla devam edelim. Bu açıklama göre aşağıdakilerden hangisi kamuflaja örnek olarak verilebilir? Birçok hayvan bulundukları ortamın zeminine fark edilmeyecek kadar iyi uyum sağlar. Bu durum kamuflaj olarak adlandırılır. Sıklıkla, Sıklıkla onların renkleri tam olarak bulundukları zeminin rengine benzer, bazı hayvanlar ise derilerindeki pigmentlerin, renk maddelerinin dağılımlarını değiştirerek girdiği ortamın zeminine çok benzer desenlemeler bile gösterir. Böylece kamuflaj hayvanların avcılardan saklanmasına yardımcı olur. Hangisi kamuflaj örnek verilebilir diyor soruda. Zehirli arıların etrafında uçan bazı sineklerin arılar gibi sarı Siyah şeritlere sahip olması bu kamuflaj değildir. Kamuflajı örneği biz bulacağız. Bazı böceklerin saldırıya uğradığında vücudundaki değişik sıvılar salgılaması kamuflaj değil. Bazı kelebeklerin kanat desenlerine benzer yapraklar üzerinde bulunması kanat deseniyle yapraklar benzer rengi olduğu için bu bir kamuflajdır. Zehirli ok kurbağasının parlak renklenmesi nedeniyle düşmanları tarafından kolayca tanınıp av olmaktan kurtulması bu kamuflaj değildir. Üçüncü soruyla devam edelim hangisine ulaşılabilir diyor. Kalıtsal özelliklerimiz saç şekli, kan grupları, kulak memesinin yapışık ya da ayrık olması gibi bir anamızdan, diğeri babamızdan aldığımız alel çiftiyle kontrol edilir. Primer bağışıklık yetmezliği hastalığı doğuştan gelen bir hastalık olup bağışıklık sistemini kodlayan genlerdeki bir hatadan kaynaklanmaktadır. Bu hastalığa sahip bireyler birçok hastalığa karşı savunmasız kalmaktadır. Bu konuyla ilgili araştırma yapan bir doktor açıklamasında akraba evliliği primer bağışıklık etmezliğinin ortaya çıkmasına en önemli nedenlerden biridir. Akraba evliliği ile zararlı çekinik genlerin bir araya gelmesi çocukların doğuştan hasta olmasına neden oluyor demiştir. Zeynep yukarıdaki verilen haberde geçen akraba evliliği ile zararlı çekinik genlerin bir araya gelmesi çocukların doğuştan hasta olmasına neden oluyor cümlesini okuduğunda. 1. Hastalığın ortaya çıkmasına hastalığa yol açan alelin tek bir ebeğinden gelmesi yeterlidir. Hayır, bir anadan biri babadan geleceği için buna ulaşılamaz. Sağlıklı görünen anne babanın çocukları sağlıklı olmayabilir, buna ulaşılabilir. Tüm akrab evliliği evliliklerinde bu hastalık kesinlikle ortaya çıkar. Yukarıda kesinlikle ifade edilen bir şey yoktur. O halde cevabımız yalnız iki olacaktır. Dördüncü soruyla devam edelim hangisine sahip olması beklenemez diyor. Sahip olduğumuz saç şekli, kulak memesinin ayrık ya da yapışık olması, kan grupları gibi özelliklerimiz kalıtsal özellikler olup biri annemizden, diğeri babamızdan aldığımız alel gen çifti ile kontrol edilir. Alel çifti yazılırken baskın olan alel büyük harfle, çekinik olan alel ise küçük harfle gösteriliyor. Kalıtsal bu özellik bakımından aşağıda verilen 3 durumdan birine sahip oluruz. Ya büyük A büyük A homozigot baskın veya büyük A küçük A heterozigot baskın veya küçük A küçük A homozigot çekinik. İnsanda kıvırcık saç aleli düz saç aleline baskın ise kıvırcık saç düz saça baskın ise şekildeki düz saçlı bir anne ile düz saçlıysa çekinik olduğu için ne olacaktır? Küçük A küçük A ile gösterilecektir. Heterozigot kıvırcık. Heterozigot kıvırcıksa büyük A küçük A. Heterozigot dediği zaman yani anamızdan aldığımız ve babamızdan aldığımız gen yani farklı demek. Babanın doğabilecek çocuklarının saç şekli özelliği hangisi olabilir? Yani büyük küçük A küçük A ile büyük A küçük A'yı hemen şurada çaprazlayalım. Anne küçük A küçük A, baba büyük A küçük A. Birleştirdiğimizde küçük büyük a küçük a büyük a küçük a küçük a küçük a küçük a küçük a. Baktığımızda hangilerine geri sahip olması beklenmez? Bu büyük a küçük a beklenmiyor ama büyük a küçük a olabiliyor küçük a küçük a olabiliyor. Çocukların hangisi beklenmez? Sadece büyük a büyük a olması beklenmez. Cevabımız a şıkkı olur. Beşinci soruyla devam edelim. Yapılan bu çalışmaya göre aşağıdaki ifadeden hangisi doğrudur diyor. Bir araştırma bezelye bitkisinin tohum şeklinin kalıtımı ile ilgili aşağıdaki çaprazlamalar yapmış. Arı döl yuvarlak tohumlu bezelye bitkisi ile arı döl yuvarlak tohumlu ise ne olacaktır? Büyük A, küçük A. Arı diyor. Yani homozigot. Arı döl buruşuk tohumluysa küçük h küçük a. Birinci kuşakta hepsi yuvarlak oluyorsa yani büyük a küçük a. Birinci kuşak çaprazlanıyor yani büyük a ile küçük a, büyük a ile küçük a çaprazladığında yüzde 25 yuvarlak tohumlu, yüzde 25 buruşuk tohumlu olur. O halde şıklara bakalım. Buruşuk tohumlu olma özelliği yuvarlak tohumlu olma özelliğine baskındır. Yanlış. Yuvarlak tohum baskın. İlk çaprazlama sonucu oluşan Bitkilerin hiçbiri çekinik fenotipte değildir. Arkadaşlar baktığımızda hiçbiri çekinik değil. Cevabımız B. İlk çaprazlama sonucu oluşan tohumların genotipi baskın özellikle arı döldür. Hayır arı değil melez. Bakın hepsi büyük A küçük a. İkinci çaprazlama sonucu oluşan yuvarlak tohumluların tamamının genotipi melezdir. Hayır burada büyük A büyük A olacağı için melez değil. Homozigot da olabilir. Doğru cevap B şık. Altıncı soruyla devam edelim. Verilen hipotezler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar alel verilmiş, iklim değişine bağlı olarak bölgede yaşanan kuraklık, tarımda verimin düşmesine neden olmuş. Bu bölgede yeni iklim şartlarına uygun etkilenebilecek bitki türünün tohumlarla ilgili araştırma yapılmış. Büyükte D, büyükte D, kuraklığa dayanıklı, büyükte D, küçükte D, heterozigot kuraklığa dayanıklı, küçükte D, küçükte D, homozigot çekinik kuraklığa dayanıksız. Tabloya göre iki tane hipotez oluşturulmuş. Birinci hipoteze bakıyoruz. büyük Büyükte D, büyükte D, genetüpli ile büyük de küçük de genotipli tohum çaprazlanarak tamamı kuraklığa dayanıklı tohumlar elde edilir. Bu doğrudur arkadaşlar. Hemen şurada çaprazlayalım. Büyük de büyük de ile küçük de küçük de çaprazladığımızda büyük, büyük küçük, büyük küçük, büyük küçük, büyük küçük. Bakın tamamı Doğru. Birinci hipotezimiz doğru. İkinci hipoteze bakalım. Büyükte, de, küçükte de genotipli tohum ile küçükte, de, küçükte de genotipli tohum çaprazlanarak tamamı kuraklığa dayanıksız çekinik. Hayır. Burada büyükte olduğu için, baskın gen olduğu için tamamı olmaz. İkinci hipotezimiz nedir? Yanlış. O halde hemen bakalım. Hipotezler doğrudur. Olmaz. Hipotezler yanlıştır. Hayır. Biri doğru. Birinci hipotez doğrudur. Çünkü çaprazlama sonucu homozigot çekinik genotipli bireyler elde edilemez. Bakalım homozigot çekinik tipli birey elde edemiyoruz. Yani küçük de küçük de elde edilemez. O halde hangisi doğrudur? C şıkkı doğrudur. İkinci hipotez doğrudur diyor. Yanlış zaten. ikinci hipotez yanlıştır. Yedinci soruyla devam edelim. Aşağıda koyunlarla gerçekleştiren klonlamanın aşamaları şema ile gösterilmiş. Bu şema ile ilgili olarak ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi A koyunun vücut hücresi alınmış, B koyunun döllenmiş yumurta hücresi alınmış, yumurta hücresinden çekirdeği çıkarılmış, vücut hücresinin çekirdeği çıkarılmış, yumurta hücresine eklenmiş. Ve diğer bir C koyununun embriyosu rahmine yerleştirilmiş ve D yavrusu oluşmuş. Çocuklar klonlamada dikkat edeceğimiz şu, hangi genetiği alınmışsa yani A koyununun, Çekirdeği alındığı için hangisine Aynı olur. A koyunuyla D koyunu aynı olur. Vücut hücresine ait çekirdeğin aktarıldığı yumurta hücresi uygun ortamda embriyoyu oluşturmuştur. Bakalım. Vücut hücresine ait çekirdeğin aktarıldığı yumurta hücresi uygun ortamda embriyo oluşturmuş. Bakıyoruz oluşturmuş mu? Oluşturmuş. D koyunun genetik yapısı C koyunuyla aynıdır. Hayır C koyunuyla değil A koyunuyla aynıdır. İki yanlış olacak. D koyunu eşeğili üreme ile hayır eşeğili üreme yok burada kolonlama var yani sperm yumurtanın birleşmesi olmadığı için olmaz o halde hangisi yalnız bir doğrudur. 8. soruyla devam edelim. Öğrenciler sınıfta bilimsel bir dergide yer alan aşağıdaki metni okuyorlar. Öğrenciler bu metinden hareketle yapmış olduğu aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır diyor. Ormanlık bir aranda geyik sayısını arttırmak isteyen yetkililer bu bölgede geyikleri tehdit eden unsurlar ortadan kaldırıyor. Başlangıçta geyiklerin sayıları giderek artıyor. Ancak geyiklerin sayısı arttıkça birey başına düşen besin miktarı ve yaşam alanı azalıyor. Yaşam için gerekli kaynaklar azaldığından bireylerin arasında rekabet, hastalık ve yavrula ölümler artıyor. Bundan Sonra nüfus artış hızı giderek yavaşlıyor. Ortam koşullarını uygun özellikler taşıyan ve bunlar yeni kuşaklara aktarılabilen bireyler yaşamaya devam ediyor. O halde şıkları okuyalım. Hangisi yanlıştır diyor. Geyiklerin sayısı ortamın kaynak miktarı ile kontrol edilmektedir. Doğru. Yaşam alanında değişimler, bu değişimlere uygun özellik taşıyan geyiklerin seçilimini destekler. Doğru. Bakın uygun olanlar devam ediyor diyor. Geyiklerin kullandığı kaynakların azalması kaynakların kullanımında rekabete yol açıyor. Evet güçlüler zayıfları zayıflar aç kalıyor güçler besin bulup devam ediyor. Geyiklerin artış hızı düşmanlarının olmadığı alanlarda sürekli olarak yükselir. Hayır arkadaşlar düşmanları olmasa ne oluyor? Belli zaman artıyor daha sonra besin ve yaşam alanı azaldığı için sürekli artmaz. Daha sonra azalır. Hangisi de e, yanlıştır? D şıkkı yanlıştır. Dokuzuncu soruyla devam edelim. Bir öğretmen öğrencilerinden şekillerini kullanarak DNA modeli oluşturmalarını istiyor. Buna göre öğrencinin oluşturduğu DNA modellerinin hangisi doğrudur? Üçgenin karşısına kare, dairenin karşısına yıldız, yıldızın karşısına daire, karenin karşısına üçgen bu doğru arkadaşlar. Diğerlerini de kontrol edelim. Karenin karşısına birinci de üçgen geldi sonra yıldız gelemez. Yanlış. Aynı şekilde gelemez. Yanlış. Dairenin karşısına yıldız, karenin karşısına yuvarlak. Yıldızın karşısına yuvarlak değil olacak. Bu da yanlış. Cevabımız A şıkkı. Burada bilmemiz de gereken neydi? Adenin karşısına timin, guanin'in karşısına sitozin gelecekti. Bunlar şekillerle eşleştirilmiş ve yapılabilecek DNA modeli A şıkkında var. 10. soruda Esra öğretmen görseldeki DNA'nın kendine eşlemesi sırasında oluşan K ipliğini birinci zincir, yeni oluşan L ipliğini ise ikinci zincir kopyası olarak öğrencilerine anlatıyor. Bu görselleri öğrenciler tarafından yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? Bakıyoruz hemen yeni oluşan K, L ipliklerinin nükleotit dizilişleri birbirinden farklıdır diyor. Baktığımızda arkadaşlar KL yeni oluşan nükleotit zincirler birbirinden farklıdır. Çünkü KL biriyle K ise ikinci zincirlen aynı olacaktır. Evet birinci ifademiz doğru. DNA'nın bir ve ikinci zincirin nükleotit zincirleri aynıdır. Hayır karşılıklı olarak dizildikleri için aynı değil. Eşleme tamamlandığında birbirinin aynısı iki DNA sermalı oluşur. Bu doğru. O halde hangileri doğrudur? Bir ve 3 doğrudur. 11. Aşağıdaki hücre çekirdeğinde bulunan kalıtsal materyaller arasında ilişki gösterilmiş. Buna göre numaranmış yapılarla ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diyor. 1. Farklı canlı türlerinde farklı sayıda bulunabilir. Bir kromozom farklı bulunabilir. Doğru. 2. Belirli bir karakterden sorumlu bir gen ifade edebilir. Bakıyoruz DNA'nın anlamlı parçası gen olabilir. 3 ile gösterilen moleküller tüm canlıların DNA'larında bulunur. 3 Guanin yani organik baz doğru. 4 ile gösterilen molekül tüm canlı türlerinde farklılık gösterir. Bakıyorum 4 neyi gösteriyor? Fosfata. Yanlış. Tüm canlı türlerinde fosfat aynıdır. D şıkkı yanlıştır. 12 sonuyla devam edelim. Aşağıdaki görselde bir erkek kema kemancı yengeci verilmiştir. Bu metne göre erkek kemancı yengeçler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Erkek kemancı yengecinin kıskaçlarından biri vücut kütlesinin yarısına kadar gelişebilmektedir. Diğer kıskacı ise havaya kaldırdığı büyük kıskaçtan çok daha küçüktür. Büyük kıskacını havada sallaması kendisine yaklaşan diğer erkek yengeç ve avcıları geri püskürtür. Bu hareket aynı zamanda dişi yengeçlerin dikkatini çeker, üremesine yardımcı olur. Ayrıca yengeçlerin gözlerinin başının yukarısında saplarda yer alması da onun avcılarını uzak ...tan görebilmesini sağlar. Dolayısıyla bu yengeçlerin kıskaçları ve gözleri onun hayatta kalmasını ve soyunun devamını sağlayan en önemli özellikleridir. Arkadaşlar baktığımızda soruda yengecin adaptasyonu ile ilgili bir soru. Bakalım büyük kıskaca farklı gözlere sahip olması bulunduğu çevreye uyum sağlamasını kolaylaştırır. Evet, adaptasyon zaten. Gözlerinin konumlanma biçimi avcılardan korunmasına yardımcı olmuştur. Zaten yukarıda söylüyor. Doğru. Büyük kıskaca sahip olması uygun dişi bireyler tarafından seçilimini kolaylaştırıyor. Doğru. Büyük kıskacı ve gözlerinin konumu kalıtsal olmayıp çevrenin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Bu yanlış arkadaşlar. Adaptasyonlar kalıtsaldır. Cevap D şıkkı. 13 Aşağıda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiş. Verilen görsellerle bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Kromozom sayısı canlı türlerinde farklılık gösterebiliyor. Bakıyoruz arkadaşlar. İnsanla köpek farklılık göstermiş. Doğru. Farklı türlerin DNA'larının nükleotit dizimleri aynı olabilir. Arkadaşlar farklı türlerinin DNA'larının nükleotit dizimleri Aynı olabilir. Bunu buradan bulamayız. Kromozom sayısı canlıların gelişmişliği hakkında bilgi vermez. Bakıyoruz kromozom sayısı gelişmişlikle bir alakası yok. Köpeğin kromozom sayısı daha fazla, insanınki daha az ama olmaz. Farklı tür ait canlıların kromozom sayıları aynı olabilir. Bakıyoruz insan ile kurt bağrı bitkisi aynı. Hangisi yanlıştır diyor, ulaşılamaz diyor cevap. B şıkkına ulaşılamaz. 14. soru bu görselle açıklamaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Aşağıdaki görselde yeni sönmüş bir yangının ardından siyahlanmış toprak üzerinde yaşayan güveleri temsil etmekte. Bakıyoruz koyu renkli ve açık renkli güveler var. Başlangıçta güve topluluğu farklı kalıtsal özelliklere sahip bireylerden oluşmaktadır. Ancak açık renkli güveler avcı kuşlar tarafından kolayca fark edilerek avlanmıştır. İki de bakın açık renkleri yiyor. Hayatta kalmayı başaran kömür rengi güveler ise üremeye devam ederek bu özelliklerini varlığını korumuşlardır. Ona göre Başlangıçta göllerde renklenme ile ilgili kalıtsal varyasyonlar bulmaktadır. Evet, varyasyondur. Aynı türün farklı rengi. Açık renkli güvelerin avcı kuşlar tarafından yok edilmeleri doğal seçilme ve elenmedir. Doğru. Koyu renkli güvelerin hayatta kalması çevre etkisiyle ortaya çıkılandan modifikasyonu örnektir diyor. Yanlış arkadaşlar. Bu neye örnektir? Adaptasyonu örnektir. Değişen ortam şartları güvelerde yarar sağlayan kalıtsal özelliklerin devam etmesini etkili olmuştur. Bu doğru. Hangisi yanlış? C. Bu modifikasyon değil. 15. Ali'nin yaptığı bu araştırmadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Bakıyoruz. Ali bezelyelerle çiçek renginin kalıtımı üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarında topladığı veriler grafikle göstermiş. Bakıyoruz. Ali mor ve beyaz çiçekli iki bezelyeyi çaprazlamış. %50 mor, %50 beyaz. Bunun olabilmesi için büyük A küçük A ile küçük A küçük A'yı çaprazladığımızda %50 mor, %50 beyaz çıkacaktır mor çiçekle beyaz çiçeği çaprazlamış oluşan hepsi mor çiçek olmuşsa bu büyük A büyük A ile küçük A küçük A'dır. Bu yüzde yüz mor çiçek ortaya çıkar. Bakıyoruz beyaz çiçekle beyaz çiçeği yani küçük A ile küçük A'yı çaprazlarsa hepsi beyaz çiçek olur. Hangisine ulaşılamaz diyor. Mor çiçek geni baskın beyaz çiçek geni çekiniktir. Doğru. Birinci grafikte çaprazlanan mor çiçekli bezelyenin genotipi heterozigottur. Yanlış arkadaşlar, Homo, e, biri homozigot, biri heterozigot. Mor çiçekli bezelyelerin genotipi heterozigottur. Evet, doğru arkadaşlar, mor çiçek heterozigot, doğru. İkinci grafikte oluşan bezelyelerin tamamının genotipi heterozigottur. Baktığımızda arkadaşlar, ne olmuş? büyük Bunlar çaprazlanan tamamı heterozigottur, doğru. Üçüncü grafikte çaprazlanan beyaz çiçekler ile oluşan beyaz çiçeklerin genotipleri birbirinden farklıdır. Hayır arkadaşlar oluşan beyaz çiçeklerin hepsi hangisine ulaşılamaz? D şıkkına ulaşılamaz. 16. soruyla devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi modifikasyon örnekleri verilmiş. Posterdeki örnekler incelendiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? Arılar arkadaşlar beslenme ile oluşan bir modifikasyon. Burada baktığımızda sıcaklıkla ilgili oluşan bir modifikasyon çuha çiçeğinde yine sıcaklıkla oluşan bir modifikasyon. Çevresel faktörlerin canlıların genetik yapısında değişikliğe yol açabilir. Buna ulaşılamaz arkadaşlar. Dış görünüşüne etki edebilir genetik yapısına değil. Ayı eledik. Çevresel faktörlerin etkisiyle canlılarda meydana gelen e, her değişiklik yavru döllere aktarılabilir. Bunu Buradan çıkaramayız arkadaşlar. Modifikasyonlar yavru döllere aktarılmaz. Çevresel faktörlerle canlıların dış görünüşünde değişiklikler meydana gelebilir. Bakıyoruz buna doğru. Çevresel faktörlerle değişiklik olmazsa bu tür ait canlıların genotipleri birbirinden aynısı olur. Yanlış arkadaşlar. Burada hangisine ulaşılabilir diyor. C şıkkına ulaşılabilir. 17. soruyla devam edelim. Baktığımızda arkadaşlar iki tane mor çiçekli çaprazlanan bezelyelerden beyaz çiçekli bir bezelye elde edilmiş. Mor çiçek özelliği beyaz çiçek özelliğine baskın olduğu bilindiğine göre çaprazlanan mor çiçekli bezelyeler yani şu iki bezelyenin genotipi hangisi olabilir? Arkadaşlar bakıyoruz bire bu iki bezelye mor çiçekli mi mor çiçekli çaprazlanırsa beyaz oluşabilir mi? Küçük a küçük a olabileceğinden bu olabilir. İkiye bakalım. Burada mor çiçek Bakıyoruz mor çiçek ama burada beyaz verilmiş. O halde bu olamaz. Buraya bakıyoruz. Büyük A büyük A ile küçük A. Hayır bu mor bu olamaz. O halde 3 de olamaz. Olabilecek hangisi? Yalnız 1 olabilir. Burada mor çiçek değil beyaz çiçek. Burada mor çiçek değil beyaz çiçek verilmiş. Burada her ikisi her ikisi de mor çiçek olduğu için 2 ve 3 olamaz. 18. soruyla devam 18. soruyla devam edelim. Uzay yolculuklarını insanlar üzerinde etkilerini incelemek için deneysel bir araştırma gerçekleşmiş. Bu araştırmada oluş, oluşum süreçleri şemada verilen tek yumurta ve çift yumurta ikizlerini verilmiş. Buna göre bu araştırma bilim insanları deney için çift yumurta ikizleri yerine tek yumurta ikizlerini tercih etme nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Araştırma grubu yaptıkları inceleme sonucunda uzaydaki çevresel faktörlerin etkileri üzerinde güçlü bilimsel sonuçlar elde etmek için tek yumurta ikizlerini tercih etmişler. Araştırma öncesi bu... İkizlerin tüm tıbbi testleri yapılmış, her ikisinin de sağlıklı olduğu tespit edilmiş. İkizlerden biri dünyada kalırken diğeri 340 gün uzayda dünya yörüngesinde kalmıştır. Araştırma sonucunda ikizlerin kan testleri ve DNA analizleri incelenmiştir. Peki neden tek yumurta ikizleriyle yapılmış da çift yumurta ikizleriyle yapılmamış? Aynı anne babanın çocukları olması? Hayır, her ikisi de aynı annenin babanın. Hücre çekirdeklerinde genetik yapısının aynı olması? Evet arkadaşlar, Tek yumurta ikizlerinde hücre çekirdeklerinde genetik yapı aynıdır çünkü bir sperm bir yumurtadan oluşmuş ve aynı genetik yapıya sahiptir. Cevap B şıkkıdır. Burada iki sperm iki yumurtadan oluştuğu için farklı genetik yapıya sahip olacak. Onun için çift yumurta ikizlerinde olmaz. Cinsiyetlerin ve yaşamların aynı olması hayır bununla alakası yok. Kromozom sayılarının aynı olması tüm insanlarda kromozom sayısı aynı. Bununla da alakası yok. Cevabımız B şıkkı. Diğer soruyla devam edelim. Kamuflaj hayvanların bazılarının kendilerini ortalama oydurarak düşmanlarından korunmasıdır. Aşağıdakiler hangisi kamuflajcı örnek değildir diyor. Çaylarda yaşayan bazı e çekirgelerin yeşil renk alması kendisini çayır yeşil çekirge yeşil kamuflaj bir bakalım bu kalemunun üzerinde durduğu ağaç dalının rengini alması ağaçlarıyla bu kalem aynı renge sahip oluyor doğru bir arı türünün sıcak ortamda yetiştirilen bireylerin açık renkli olması arkadaşlar buyla alakası yok bu bir e, kamuflaj değil. Dilbalığının üzerinde yattığı çakıl taşlarının aynı renkte dil balığıyla çakıl taş aynı renk aldığı için bu bir kamuflajdır. Cevabımız C şıkkı. 23 soruyla devam edelim. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Bir deneyde kıvırcık kanatlı sirke sineklerinin elde edilen yumurtalar 10 16 santigrat derece geliştirilirse, düz kanatlı 25 santigrat derece geliştirilirse kıvırlık, kıvırlık, kanatlı sirke sinekleri elde ediliyor. Bunlar elde edilen yumurtalar tekrar 25 santigrat içerisinde şemadaki durum gözleniyor. Tekrar 25 olduğu zaman tekrar kıvırcık kanatlı oluyor. Buna göre yorumlardan hangisi doğrudur? Çevrenin etkisiyle fenotipte meydana gelen özelliklerin tümü kalıtsaldır diyor. Hayır arkadaşlar bu doğru değil. Kalıtsal değil. Bakın 16 santigrat düz oluyor. 25'te tekrar kıvırcık oluyor. Sadece 3 Üçüncü döldeki canlılar birinci dölün kalıtsal özelliklerini taşır. Hayır arkadaşlar aynı kalıtsal özelliklere sahip. Modifikasyonlardır çünkü. Çevre şartları 16 derece gelişen yavrular 25 santigrata gelişen yavrulardan daha dayanıklıdır. Hayır bununla alakası yok. Kalıtsal özellikler çevre koşullarına göre farklı fenotipte ifade edilebilir. Bakıyoruz farklı fenotip kıvrık kanat, düz kanat farklı fenotipte olduğu için cevabımız D şıkkıdır. Geçen yıl çıkan DGS sorusuyla devam edelim. Göz Baktığımızda hangisinin gen kavramıyla ilgili aşağıdakiler hangisi söylenemez diyor. Göz organının gelişimini kontrol eden genler sayesinde canlı türlerine özgü göz çeşitleri ortaya çıkmıştır. Bir bilim insanı çeşitli hayvanlarda göz oluşumunu kontrol eden genleri bir bölümünü aşağıdaki vermiştir. Bakın 3 tane canlı var. 3 canlının göz DNA'ları verilmiş. Bu 3 canlının gözle hangisi söylenemez diyor. Bakalım genler DNA üzerindeki bir grup nükleotit dizisinden oluşmuştur. Bakıyoruz bir gen DNA üzerinde bir grup nükleotit dizisi doğru. Farklı canlılardaki bir organın gelişimini kontrol eden genler ortak nükleotit dizisi içerebilir. Bakıyoruz ortak şuraya baktığınız zaman ortak içerebiliyor. Doğru. Farklı canlılarda yer alan gözlerin oluşmasında İşlev gören genlerin nükleotit dizilimlerinin birbiriyle aynı olma zorunluluğu yoktur. Bakın arkadaşlar şurada aynı değil öyle bir zorunluluk yok. D'ye bakıyoruz canlılarda genlerin farklı olması nükleotit dizilimindeki farklılıklardan değil nükleotit bazlarının farklı. Nükleotit bazları hepsinde aynı hepsinde adenin timin guanistozin var. Burada farklı demiş yanlış cevap D şıkkı. Devam edelim arkadaşlar yine geçen yılki su sorusuyla. Verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir diyor. Bir araştırmada bezelye bitkisinin gövde uzunluğunun kalıtımını incelemiştir. Bu araştırmada önce iki uzun boylu bezelye çaprazlanarak birinci kuşakta elde edilmiş... Daha sonra birinci kuşaktan alınan iki uzun boylu bezelyeler çaprazlanmış. Bu çaprazlama sonucunda birinci kuşakta uzun boylu bezelyelerin yanı sıra kısa boylu bezelyeler. Kısa boylu bezelyeler oluşmuşsa demek ki bunlar heterozigot olduğu düşünülür arkadaşlar. Birinci kuşaktaki bezelyelerin tamamı saf döldür. Hayır tamamı saf döl olsaydı ikinci kuşakta kısa boylu olmazdı. Bu yanlış. İkinci çaprazlama için seçilen bezelyelerin genotipi heterozigottur. Bu doğru arkadaşlar. Genotipi heterozigot olursa ne olacaktır? İkinci kuşakta kısa boylu bezelyeler elde edilebilecektir. İkinci çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin genotiplerinin heterozigot olma ihtimali yoktur. Hayır, heterozigot olmak zorunda. İkinci kuşakta kısa boylu bezelyelerin ortaya çıkmasının tek nedeni mutasyon. Hayır, mutasyonla alakalı değil cevabımız B şıkkı. Mıstık Fence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.